Sev Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra El Klasikosu'nda diyelim. Vakıfbank 3-1 ile galip geldi. Maç sonunda gene konuklarımızla beraberiz. Pelin Yüzü, Özlem Özçelik'le beraberiz ama hemen önce sahaya döneceğiz. Pınar İlin yanında Vakıfbank antrenörü Giovanni Guidetti var. Teşekkürler Burcu. At first two sets you had the game was head to head and then your block against çok başa baş bir oyun sergilediniz. Serving was better. Ama sonrasında servisleriniz çok daha iyiydi. Very good. İyi analiz pretty much like this. I mean, Eczacıbaşı is a very strong team. First to set was very tight. After you're right. After we put very good pressure on service and then our game became a little more easy. Serviste etkili olmaya başlayınca oyun bizim için daha kolaylaştı. Just the first match and bu sadece birinci maç. Very, very big battle. Önümüzdeki hafta çok daha çekişmeli bir maç oynanacak. No time for celebration, no time şu anda kutlamak için vakit değil. Tekrardan konsantre olup önümüzdeki haftaya hazırlanacağız. Set, we saw that you were putting your hand İkinci on sette Bahar servis attığında Ferhat'ın yardımcı koçunuzun omzuna elinizi koyduğunuzu gördük. Bu şans için miydi? Evet aslında öyle de denebilir. Çok iyi servis atan bir oyuncu Bahar. Çok kaçırıyor da aslında servislerini. Ama bazen böyle geleneksel alışkanlıklarımız oluyor. Söz tekrar sizde. Teşekkürler Pınar İlik. Hemen ben konuklarıma dönüyorum. Umduğunuz gibi bir mücadele mi oldu? Açıkçası benim umduğum gibi bir mücadele oldu. Sadece son iki sette Eczacıbaşı'nın biraz daha fazla varlık gösterdi. Yani ben oynanacak işte bu dört setse, beş setse daha başa baş ilk iki sette olduğu gibi olacağını düşünüyordum. Bana hani maçın yorumunu sorarsanız ilk sette bence Eczacıbaşı çok iyi başladı ve Vakıfbank'ı oyuna sokmadı. Çok iyi servis attı. Maç evet, öncesinde evet, söylediğimiz gibi her şey voleybol servisle başlıyor. Dolayısıyla çok iyi düzenini oturttu, baskı altına aldı ve Vakıfbank'ın her zaman seyretmeye alışık olduğumuz temposunu ilk sette çok göremedik. Dolayısıyla Giovanni bununla bir önlem olarak hemen zaten setin ortasında manşeti ve defansı güçlendirmek için Sauri'yi oyuna soktu. Dolayısıyla ilk seti hani biraz Eczacı'nın kendi hatalarından ve kritik yerlerde de Vakıf'ın doğru adımlar atmasıyla Vakıf'ın lehine döndü. Ama ikinci sette Eczacı gene devam ettirdi ama biraz daha toparlanmış bir Vakıfbank vardı. O yüzden başa baş güzel bir mücadele seyrettik. Üçüncü sette de bence Vakıfbank klasik bildiğimiz, seyretmeye alışık olduğumuz hatta belki bundan daha da iyi seyretmeye alışık olduğumuz bir Vakıfbank olarak sahaya döndü ve tabii ki servisle o Eczacıbaşı'nı çözdü. Dediğimiz gibi istatistiklerde de belli olan blok üstünlüğünü koydu ve zaten ondan sonra maç koptu. Evet 15'e 5'lik bir blok üstünlüğü var Vakıfbank'ın ki ilk sette de aslında o geri dönüşü sağlayan yapılan 6 bloktu. İlk sette 6 sayı üretti bloktan Vakıfbank. Bloğa maç öncesinde de değinmiştik. Evet. Bloğun bu kadar etkin olmasını kılan şey neydi Özlem maçta? Yani blok yerinde olduğu zaman defans da arkasından geliyor. Yani blok hakikaten çok önemli. İki takımda da yüksek bloklar var. O blokları geçebilmek için önce iyi oyun kurmak gerekiyor. Ama Eczacıbaşı takımı bugün blok yapamadı. İstatistiklerde de görüldüğü gibi. Vakıfbank bunu çok iyi beceriyor. Hem yer tutma konusunda hem de oyuncuları seçme konusunda. Gerçekten bunu iyi başardılar. Bunu da gördük. 15 tane blok yapmışlar. Çok büyük bir üstünlük var. Eczacıbaşı 5 blok yapmış. Vakıfbank'ın oyuna başlayışını hani biraz durgun buldum. Her evet. zamanki Vakıf'a Gözde göre. De maç sonundaki röportajda belirtti. Biraz stresliydik. İlk iki sette o stresi üstümüzden atamadık. Yani koluma normalde aldığım top kolumdan dışarı sekiyordu dedi. Evet, biraz, o da biraz atmosferden dolayı. Biraz duygu durgun başladılar. Ama Vakıfbank'ın klasik bir oyunu var. Durgun başlayıp ondan sonra toparlayabiliyorlar. Hatta ondan sonra çok daha iyi oynayabiliyorlar. Bunu da gördük zaten. İlk set gerçekten güzel çekişmeli oldu. Güzel işte defanslar oldu, bloklar oldu. İkinci sette de Eczacıbaşı iyi başladı. Gerçi ilk sette de Eczacıbaşı iyi başlamıştı ama sonunu getiremediler. Ben şuna dikkat ettim. İki takım arasındaki oyuncuların psikolojik düşüşleri çok farklı. Yani Vakıfbank daha böyle iyi diri ayakta durabiliyor. Fakat Eczacıbaşı birkaç sayı verdikten sonra daha çok çöküyor. Bunu gördüm.
Tabii ki iki takımda çok güzel defanslar oldu, uzun ralliler oldu. Tebrik etmek istiyorum. Tabii ki bir maç daha var. Ama bugünkü oyunuyla Vakıfbank zaten galibiyeti hak etmişti. Peki defanslar dedik, gerçekten maç oynanırken de ben hani böyle ağzım açık izlediğim ralliler oldu. Çünkü iki takımın da liberosu inanılmaz bir muhteşem performans sergiledi diyebilir miyiz? Özellikle defansta. Ya bence zaten Eczacıbaşı'nın en iyi oyuncusu Gülden'di bugün sahada. Çok başarılıydı gerçekten. Hani Vakıfbank'ta Gizem de çok iyi bir libero ve bugün gayet iyi oynadı. Ama hani Vakıfbank'ta blok o kadar iyiydi ki bugün üstünlük vardı. Dolayısıyla defansa yerleşmek çok daha kolay oluyor. Defans yapmak çok daha kolay oluyor. Dolayısıyla vakıf bu avantajı kullanıyor her zaman. Hani Eczacıbaşı'nda biraz daha Gülden sanki yoktan var etti. Böyle tekli bloklara karşı defanslar yapmak zorunda kaldı. Evet, evet. Dolayısıyla iki arkadaşımızı da tebrik ediyorum ama ben Eczacıbaşı'nda mesela Maya'yı bugün hiç sahada peki görmedim. Onu, yani Maya'yı şimdi bakalım istatistiklere de, ben de göz atamadım maçtan sonra ama Maya'nın 9 sayısı var. Bunun 6'sını hücumdan üretmiş, %50 ile oynamış, 2 blok sayısı var, bir tane de ace'i var, direkt servisten sayı almış. Normalde biz hep şey yorumu yapıyorum ben maçlarda, Maya Polak ne zaman ikili hanelere ulaşıyor o zaman Eczacıbaşı Vitra daha rahat galibiyetler alıyor ama bugün 9'da kaldığını görüyoruz Maya'nın. Onun oyuna girememesinin sebebi neydi? Yani bilmiyorum açıkçası ama hani smaç orta oyuncular için hani hücumdan çok esasında onların blok üstünlüğü göstermesi beklenir. Bir de sözünü kestim, istediği pasları da alamadı çok biraz fazla. Biraz manşetin hani bozulması da acaba etkiledi mi? Ya Eczacıbaşı'nda esasında benim gördüğüm şöyle bir şey var. Eczacıbaşı bir Vakıfbank'taki stabil oyunu yakalayamıyor. Yani bir çizgisi olup da onun üstüne çıkmıyor. O çizgi hep inişler çıkışlar halinde daha fazla oynuyor. Evet. Dolayısıyla bir gün yani bir anda bakıyorsunuz çok iyi bir hareket oluyor, bir anda bakıyorsunuz hiç beklenmeyecek bir hareket oluyor. Nitekim yani set bitişleri birkaç da ilk setin bitişi falan hakikaten. İlk setin bitişi bir de son setin bitişi Maya'ya atılan pasla Maya'nın buluşamaması şeklinde bitti. Evet, enteresan ki Özge ile Maya beraber oynamaya da çok alışıklar. Evet. Yani tabii büyük stresler var, büyük baskılar var, hedefler çok büyük. Bence bugün de tutturamadılar çok fazla çünkü sürekli oynadıkları maçları da izliyoruz. Bugünkü kadar çok fazla böyle anlaşamama gibi bir durum olmamıştı. Ama tabii ki bundan sonraki maçlarda da böyle olacak diye bir şey yok. Bugün için böyle olmuş olabilir. Sonra zaten pasör değişikliğine gitti Eczacıbaşı'ndan antrenörü. Yani Polya'nın bugün gerçekten biraz istemediği pasları aldığı için, yapamadığı pasları aldığı için biraz durgundu. Evet, aslında sen de hani orta oyuncu olarak en iyi sen bilirsin o hissi. Çünkü orta oyuncular genelde hamal olarak da hani yani, böyle buraya koşarlar ve pas alamazlar ve demoralize olabiliyorlar. Orta oyuncular topa vuracak ki maçta o şekilde oyunda kalabiliyorsunuz. Zaten arkaya geldiğinizde libero ile değişiyorsunuz. Tek öne geldiğinizde en azından bir iki pas alıp hani onu da iyi değerlendirdiğiniz zaman çok daha fazla motive olabiliyorsunuz maçı. Ama yapamadığınız zaman da zaten arkada çıkıyorsunuz. Hani kendinize hiçbir şey yapamamış hissi geliyor. O zaman da tabii biraz konsantre olmak zor oluyor maça. Peki Neslihan Brokoçeviç karşılaştırmasını da yapmıştık maçın başında. Neslihan 20 sayıyla oynamış ki Eczacıbaşı Vitra'da ayakta kalan tek kişi oluyor. Çünkü en skorer de o olmuş. Brokoçeviç'e dönüp baktığımızda onda 20 sayısı var. Aslında yakın bir performans sergilemişler gibi görüyoruz istatistikte ama yani daha iyi olur muydu acaba Neslihan? Yani şimdi, devreye girmeye çalıştı ama önüne çok kolay blok geldi bütün maç boyunca. Yani şimdi bana sorarsanız bence Brokoçeviç bugün sahadaki belki en iyi oyuncuydu. Çünkü yani istatistiksel olarak baktığınız zaman belki birbirlerine çok yakın gözüküyorlar ama hep kritik yerlerde öldürmesi gerektiği noktalarda hep o topu öldürdü. Neslihan bence biraz yalnız kalıyor. Evet. Bence Şaşkova, maçın başında da söylemiştik. Şaşkova ve Senna ona destek olmuyor. Hücum gücünü taşıma konusunda. Dolayısıyla yalnız kalıyor ve tabii ister istemez onda bir düşüş oluyor. Çünkü yani tek başına takım sporu yapıyorsunuz. Bireysel bir spor yapmıyorsunuz. Sadece bir kişinin oynaması yeterli değil. Zaten hani 20 sayı aslında Brokoçeviç'le aynı sayıyı üretmiş ama ona destek gelmeyince ki köşe oyuncularında en büyük problemi bence Eczacıbaşı o anlarda yaşıyor. Yani hem Sokoloma'nın hem de Senna'nın sadece hücumda 11 ve 8 sayı ürettiğini görüyoruz ki tecrübeli bir köşe oyuncusu smaçörü olarak bu herhalde bu sayı aslında bu seviye için çok düşük.
düşük. Evet, düşük yani ama Senna zaman zaman yani sezon başından beri seyrettiğimde Senna zaman zaman iyi maçlar çıkart ama Sokolova'da nedense bu sezon pek bir... Niye? Ben de onu çok merak ediyorum. Hep seyretmeye alışık olduğumuz oyuncuyu göremiyor durumumuz var. Böyle bir isteksizlik yani, yok mu? Var. Negatif bir enerji var. Ama hani Sokolova'nın bu şekilde oynaması... Hani bilmiyorum ama birazcık daha motive edici olması gerekiyor. Çünkü tecrübeli bir oyuncu. Sahadaki diğer oynayan oyunculara da daha fazla hani hava vermesi lazım. Hani bir şekilde destek olması lazım. Ama tabii ki Neslihan yalnız kalıyor dediği gibi Pelin'in de. Hani bir şekilde ona yardımcı olmaları lazım ki Neslihan da bir şeyleri yapabilsin. Karşı takım ne yapıyor Vakıfbank? Şaşkova'ya bakıyor, Usic'e bakıyor. Hani öldüremedikleri toplarda da diyor ki antrenörleri gidin Neslihan'a ikili blok. Neslihan ondan sonra ne yapsın yani? Evet işte o kilitleniyor bir yerden sonra evet. Eczacı'nın hücumları. Aynen öyle ki Sokolova hani tek başına bir takımı sürükleyebilecek yeteneğe, güce, her şeye sahip bir oyuncu evet. Yani. Dolayısıyla çok ben de anlamış değilim neden böyle oynadığını. Ben bir de Vakıfbank'ta Gözde'yi de tebrik etmek istiyorum. Evet Gözde'nin de toplam 14 sayısı var. Evet çok o da başarılı. Keza mesela Bahar çok iyi servisler attı. Hücum olarak da bu sene zaten Naz'la çok iyi anlaşıyorlar. Yani esasında giren her oyuncu Güldeniz'de, Saori'de gerçekten Vakıfbank'ta çok iyi işlere imza attılar. Bugün gene Naz da keza öyle. Evet. Yani Vakıfbank'ta dışarıdan giren oyuncuların hepsi içerideki oyuncularla aynı görevi tıkır 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 yerine geri... Evet, aksama olmuyor. Yani mesela Glinka'yı kenarda tuttuğu Saori ön pozisyona döndürdüğü de oldu Giovanni Guidetti'nin. Evet. Saori ön pozisyonda da işini yapmaya devam etti. Sonra Glinka girdi, o yapmaya devam etti. Yani en büyük özelliği aslında Vakıfbank'ın 12 oyuncusunu birden aktif hale getirebilmesi. Buna Eczacıbaşı'nın şu ana kadar başarabildiğini söyleyemeyiz. Yani Özge Asuman değişikliği evet belki zaman zaman işe yarıyor ama yani bir tabii kadroya baktığınız zaman hani kenarda Esra dışında hani Eczacıbaşı'nda genç arkadaşlarımız var. Dolayısıyla onları da çok kritik yerlerde oyuna evet, sokmak evet. Çok da yürek isteyen bir şey aynı zamanda hani. Vakıfbank çok alışık buna ama yani Giovanni kaç senedir Vakıfbank'la antrenörlük yapıyor ve kenarda olan arkadaşların hepsi kenarda yım psikolojisinden sıyrılmış o takıma inanılmaz girdiklerinde fayda gösteren oyuncular yani dolayısıyla bu psikolojiyi hazırlamak da Giovanni'yi tebrik etmek lazım burada tabii. Çünkü kenardan oyuncunun girmesi o kadar kolay zor. İş değildir böyle maçlarda. Zor. Yani o artık o şeye alışmışlar, sisteme alışmışlar ve bu geçen sene de böyleydi, ondan evvelki sene de böyleydi ve bu şekilde gidiyor ve oturmuş artık sistem. Onun için de başarılı oluyorlar bence. Peki iki antrenörü de bir değerlendirelim. Lorenzo Michelli'nin aldığı molalar, yaptığı değişiklikler çok fazla etkilemedi oyunun düzenini ama Giovanni Guidetti'nin yaptığı değişiklikler her zaman olduğu gibi bu maçta da çok olumlu yansıdı sahaya. Giovanni bence işine inanılmaz derecede saygı gösteren bir antrenör ve hakikaten işini de çok iyi bilen bir antrenör. Çok iyi çalışıyor. Kendi takımını çok iyi biliyor, kendi takımının zaaflarını biliyor, karşı takımları, oynadığı takımları çok iyi analiz edebiliyor ve daha maça çıkmadan yani ne durumla karşılaşırsa ne yapacağını o kadar iyi biliyor ki. Yani B planı, C planı, tabii, D planı aynen var. Aynen öyle. Yani baktığınız zaman bir oyuncu değiştirirken Vakıfbank'ta bir acele bir karmaşa görmüyorsunuz. Çünkü çok belli kimin ne yapacağı, nerede, ne zaman girebileceği o kadar belli ki. Herkes ona alışık ve o yönde ilerliyorlar. Eczacıbaşı sanki bu açılardan biraz daha şans eseri bir şeyler. Sanki çok daha böyle çalışılmış, planlanmış çok da planlanmış değil de bir sanki son anda olmuş bir şeyler gibi. Olmuş gibi dönüyor. Ama mesela geçen senelerde bence Lorenzo'da bu daha çok görülüyor da bu sene o da biraz daha artık hani hem Türkiye'de oynamak hem kendi oyuncularını tanımak açısından biraz daha sakin gözüküyor. Onun da birazcık zamana ihtiyacı var sanırım. Yani zamanla o da bir şeyleri oturtmaya çalışacağını tabii kolay değil yani gibi. Karşıda kaç senedir emek veren aşağı tabii. Yukarı hep başarılı aynı olan.
ekiple yani birkaç kişi değişiyor ama evet. Kemik ekip aynı. Dolayısıyla öyle bir takıma karşı, öyle bir antrenöre karşı oynamak çok kolay değil tabii. Hayal takımını da kurdu diyebiliriz tabii, bu sene Vakıfbank için. Evet. Çok teşekkür ediyorum hem maç önü yorumlarınız hem de maç sonu yorumlarınız için diyelim. Ve S Şampiyonlar Ligi çeyrek finali birinci maçında Vakıfbank Eczacıbaşı Vitra'yı 3-1 ile devirdi. Bu maçın rövanşı haftaya Perşembe günü saat 17'de gene bu salonda oynanacak. Biz de maç sonu yayınımızı burada noktalandırıyoruz ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.